akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanlar halka şeklinde olup arkadaşlar burada baş parmak akımı sağ elimizin baş parmağı akım yönünü yani akımı kıvrılan dört parmakta kıvrılan dört parmak manyetik alan yönünü gösterir. Manyetik alan yönünü gösterir. Şimdi burada bakacak olursak manyetik alan yönümüz burada bu şekilde, burada bu şekilde, burada bu şekilde, bu şekilde olacağından cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Kıvrılan dört parmak akımın yönünü gösterecektir. Dolayısıyla manyetik alanlar, burada oluşan manyetik alanlar Üçünde de aşağı doğru olduğundan elektromıknatısımızın bu kutbu N, S şeklinde kutuplanacaktır. Şimdi S, S'i itecektir bu şekilde. Bu da itilecektir. Bu da itilecektir. Üçü de aynı değeri gösterdiğine göre diyor. Zaten aşağı doğru da G'ler eşitti. O halde aynı değeri gösteriyorsa bu daha uzakta olduğu için daha az itmesi gerekir. Manyetik alanımız arkadaşlar geçen akımla doğru sarım sayısıyla da doğru orantılı idi. Şimdi buna göre yorumumuzu yapacak olursak. Burada iyi akımı geçiyor. Burada iyi, burada iki iyi. Yani o halde diyebilir miyim ki birincideki orantılıdır i çarpı n k uzaklığımız da d'dir. Üçüncüde de 2 i olduğundan ikinci de 2 iki i o da orantılıdır. i çarpı n ile üçüncüde ise orantılıdır. 2 i çarpı n m. Şimdi burada aynı uzaklık olan 1 ve 3'e bakacak olursak 1 ve 3'te o zaman k'nın sarım sayısı daha fazla olmalıdır. Kimden? M'den. Ki uzaklığı oradan kapatsın. Sonra bu ikisine bakacak olursak Burada da arkadaşlar B1 ve B2'ye bakacaksak Yine 2'nin daha büyük olabilmesi için Uzak olduğundan çünkü Sarım sayısı fazla olmalıdır. Yani buradan da L büyüktür. K olmak durumu vardır. Dolayısıyla genelleyecek olursak L, K'dan büyüktür. K'da M'den sarım sayısı olarak daha fazla olmalıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar ibremiz yerin manyetik alanı yönünde gösteriyordur. Yerin manyetik alanı yönünün dışında ibreye mıknatıs yaklaştırırsak mesela diyelim ki şöyle bir mıknatıs yaklaştırsak. Burası N, burası S olsun. Bu durumda mıknatıstan dolayı böyle bir manyetik alan oluşacaktır. Yerin manyetik alanda bu tarafa doğru olduğundan o halde yeni gösterme şekli bileşki olacaktır. Yani arada değişecektir. Demir yaklaştırırsak da demir mıknatısı kendine çekecektir. Demir Usula iğnesi, usula iğnesi mıknatıs olduğundan, ısıtan yapıldığından iğneyi çekecektir. Dolayısıyla bu durumda da değişecektir. Bardaktaki su miktarını arttırmak suyun manyetik alanına herhangi bir etkisi olmaz buna göre değişmez. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Atas sayısının artması elektromıknatısın elektromıknatısın kutup şiddeti şiddeti yani manyetik alanı manyetik alanı artarsa daha fazla ataş çeker daha fazla ataş çeker. manyetik alanı da akım ile doğru sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Şimdi buna göre sarım sayısı arttıkça artmaktadır doğru akım arttıkça diyor çünkü pil bağlanırsa, seri pil bağlanırsa seri pil bağlanırsa ne olacaktır? Akımımız pilin potansiyeli artacağından akım da artacaktır. Akım arttığı için manyetik alan da artacaktır. Sarım sıklığı arttıkça artmaktadır diyor. Bu deneyde sarım sıklığı belirtilmemiş bu deneyden sarım sıklığı anlaşılamaz. Yani bağlı mıdır değil midir? Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Elektromıknatısların kutup şiddeti manyetik alanla orantılıdır. Manyetik alan da arkadaşlar K çarpı 4 pi I çarpı sarım sayısı bölü uzunluk. Şimdi buna göre K'nınkini bulacak olursak buraları sabitti. I ile N'i çarpacağız. I çarpı N bölü L. L'ninkini bulacak olursak 2 I çarpı N bölü L. M'ninkini bulacak olursak o da 4 I çarpı N bölü L olacaktır ki manyetik alan kutup şiddeti Burada 1B dersek Burada 2B burada da 4B olur. Şimdi buna göre en büyük M olacaktır. M'nin ki L'nin 2 katı, L de K'nin 2 katı şeklinde olacaktır. Buna göre MLK cevabımız B seçeneği olur. Bu de sağ elin kıvrılan 4 parmağı akımı 4 parmak akım yönünü yani akımı 90 derece açılan baş parmak ise manyetik alan yönünü gösterir. Şimdi buna göre akım buradan bu şekilde gidip bu şekilde gelecektir. Akımımız aşağı doğru olursa manyetik alanımızın yönü şöyle olacaktır. Bu manyetik alanda N kutbundan çıkar. S kutbuna gelir idi. Şimdi buna göre mıknatıs demiri çeker. Mıknatıs demiri yalnızca çeker. Çeker. Mıknatıs mıknatısı ise mıknatıs diğer mıknatısı ise Başka mıknatısı, diğer mıknatısı kutup işaretlerine göre itebilir, çekebilir. İter ya da çeker. Dolayısıyla itme varsa o zaman ikisi de mıknatıs olmalıdır. Şimdi L itiliyor K ise çekiliyor. Çekiliyor ise biz onun ne olduğunu kesin bilemiyoruz. K bir mıknatıs mıdır? Kesin değil. L bir mıknatıs mıdır? Evet, çünkü itilmiş. Hatta L'nin burası N kutbu, burası da S kutbudur. Elektromıknatısın X ucunun kutup işareti S'dir. Diyor yine bu da kesinlikle doğru olur. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Şimdi bu modellemeye göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Modellemede manyetik alan çizgilerinin zararlı güneş rüzgarlarından koruduğuyla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu çıkarımı yapamayız. Pusula her noktada manyetik kutbu gösterir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar manyetik kutbu gösterecek şekilde. Çünkü yerin manyetik alanı bu şekildeymiş o halde. Doğrudur. Manyetik ve coğrafi kutuplar arasında belirli bir açı vardır. O açıya da arkadaşlar Şuradaki alfa açısı dersek ona da sapmaç deniyor. Yine bu da doğrudur. Hangi yargılarımızın çıkarımlarını yapabiliriz? 2 ve 3 çıkarımlardan yapılabilir. Cevabımız E seçeneği olur. Manyetik alan için diyor. Manyetik alanımız arkadaşlar telden uzaklaştıkça burada azalmış. Çünkü seyrekleşmiş. Burada sık o zaman çok. Bu durumda iletken telden uzaklaştıkça azalır diyebiliriz. Ulaşılabilir. İletken tel çerçevesinde çembersel biçimindedir. Şekilden bakarak söyleyebiliriz. Yön belirtilmemiş şekilde. Şekilde alan yönü belirtilmiyor. Alan yönü verilmemiş. Verilmediği için de biz saat yönü müdür ters midir bir şey diyemeyiz. Doğru cevabımız hangilerine ulaşılabilir diye sorduğundan 1 ve 2 D seçeneği olur.